Yani öyle bir noktadalar ki genel seçim yaptık, ne gerek var? Yerel seçim yapmayı verelim demeye kadar gitmeye niyetleri var. Yerel seçim yapmayalım. Yani nasılsa genel seçim yaptık. Hazır durumda böyle biz ne dersek o olsun mantığıyla hareket etme gayreti içerisindeler. Yani hükümet de bizde olsun, belediye de bizde olsun, biz ne dersek o olsun. Bakış açısı bu. Biz bu zihniyetin İstanbul'a verecek hiçbir şeyi olmadığını buradan ilan ediyoruz. Onlar İstanbul'dan daha ne alabiliriz derdindeler. Biz topyekün milletçe İstanbul'a daha fazla ne verebiliriz? İstanbul'u ayağa nasıl kaldırabiliriz? İstanbul'u dünyanın en güzel şehri, İstanbul'un o şahane milletiyle 16 milyon insanıyla mutlu bir şehri nasıl var edebiliriz diye bir bakış açısına sahibiz. Ama şunu söyleyeyim, İstanbul'a 2019'dan beri biz geçmiş olsun İstanbul diyoruz. İstanbul'da israf kapanmıştır. İstanbul'da bereket devri başlamıştır. İcraat, hizmet ve yatırım devri başlamıştır. Yeniden şunu söyleyeyim, yeniden İstanbul'u kazanabiliriz ümidiyle seçime girmeye niyetleri varsa bir dahaki seçime kadar, 2029'a kadar ne kadar hükümet vakitleri var bilmiyorum ama bundan sonra 3-4 sene mi kalıyor nedir? Bu zaman diliminde meleni bitirsinler, belki ondan sonra yüzleri olabilir. Gelip diyebilirler İstanbullulara ki bize oy verin. Bize oy verin diyebilirler ama açık söyleyeyim tamamlamaktan geçtim. Yeter ki bir an önce şu inşaatını başlatın. Ya da bize devredin. Şunu ifade edeyim. Ülkemiz zor koşullarda olmasına rağmen 3 haneli enflasyon rakamına erişmiş ve ne yazık ki milletimizi enflasyon canavarı yiyip bitirirken sofrasına beyaz peyniri bile koyamayan aileler varken hem de milyonlarca, ne yazık ki ciddi bir yoksulluk ve açlık sorunu yaşayan bir toplum var iken, geçim sıkıntısı, emeklilerin neredeyse dışarıya, evden dışarıya çıkacak paraların olmadığı bir ortamdayken hala miting yapıp, yerel seçim üzerine konuşmalar yapıp, İstanbul aşağı, İstanbul yukarı, İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı, İmamoğlu da diyemiyor oy kaybedecek diye. Soyadımla bile alıp veremediği var adamın. İki defa İmamoğlu dese vallahi her deyişinde %5 daha oy kaybedecek söyleyeyim. Onun için diyemiyor. Tek derdi İstanbul. Ya enflasyonu düzelt. Başka işlerle uğraşmayın. Bakın, bu kadar ekonomik sorun, bu kadar yoksulluk sorunu, bu kadar ciddi anlamda gerçekten para politikaları, Merkez Bankası'ndan diğer hususlara kadar yaşanan sorunlar varken hala İstanbul, tek derdin İstanbul olduğu zaman vallahi bu devlet insanı olma anlayışına yakışmaz. O bakımdan anlıyorum, üzülüyorum da söyleyeyim, bir adaya da atadınız. Adayınız var, rakibimiz o. Bırakın burada biz İstanbul'u konuşalım edelim. Yok diyor, illa o değil, hani rakip diyecek noktada mücadelesini veriyor. Daha fazlasını demeyeyim, siz anladınız onu. Ama üzülüyorum, işine baksın. Biz öyle bu ülkenin ve bu milletin asla gündeminde olmayacak mevzulara çekmeye çalışmasınlar. Bu seçimden seçime her yol mübah anlayışıyla yapılan kampanyalardan bu millet usandı. Bak, burada her çeşit insan var. Şehrimizin, köylerimizin, mahallelerimizin temsilcileri var. Siyasiler var, meclisler, her insanımız var burada, görüyorum. Bizi izleyen milyonlarca insanımız var. Benim milletimin her bir ferdi vatanseverdir. Benim milletimin her bir ferdi bayrağını, her karış toprağını canı gibi sever.
canını verir. Milli duyguları en üsttedir. Herkesin inancına saygı duyar. Herkesin inancını yerine getireceği ortamların varlığına saygı duyar. Onun için bırakın milleti millete. Bu millet zaten milletin temsilcisine oy verecek. Bir kişinin temsilcisine değil. Bu kadar net. O bakımdan biz İstanbul için tam yol ileri diyerek kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Önümüzde hep daha büyük hedefler koyacağız. Bu hedeflerin her birisi milletimiz için olacak, çocuklarımız için olacak, gençlerimiz için olacak, hanımefendiler, beyefendiler için olacak, işçi, emekçi, emekli için olacak, işveren için olacak, akademisyenler için olacak, herkes için olacak. Hep daha güzel günler için olacak. Hep daha güzel günler. Daha iyisi için olacak. Ömerli Havzası Çevre Projemizde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Proje kapsamında şimdi son atık su bacamızın da imalatını arkadaşlarım herhalde bize gösterecekler. Onu da arkadaşlarım sergilerken şu canım güzel coğrafyanın, Ömerli'nin pırlanta gibi tertemiz suyuyla bize su sağlamaya devam etmesini elbette sağlamak istiyoruz. Devam ettireceğiz bunu. Bu kapsamda İSKİ'ye yürekten teşekkür ediyorum. İSKİ bu ülkenin ve bu şehrin 90 yıllık su idaresi. Bunu unutmayın, bunu bilin. 90 yıllık. Yani İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi de İstanbul'umuza, milletimize Mustafa Kemal Atatürk'ün hediyesi, kurumsal anlayışın hediyesi. Onun için onu layık olduğu yere taşıyacağız. En başından bugüne kadar emeği geçen, İSKİ'ye katkı sunan herkese minnet duyuyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. İSKİ'de, İETT'de, itfaiyesi de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yüzlerce yıl var olsun, yaşasın. Biz onları kurumsallaştırmak ve ileriye taşımak için yolumuza devam edeceğiz.